Lütfen emin olun, bu kadar coşkulu, bu kadar içten, bu kadar gönülden bir buluşmayı tahmin etmemiştim. Bir açılış yapacağız, gideceğiz diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Ya her biriniz harikasınız, ne diyeyim, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, teşekkür ediyorum. Bize bu mekanı öncelikle sen temin ettin. Onun için sana bir kere özellikle teşekkür ediyorum. Bu barınma evimiz bizim çok çok önemliydi. Ve dediğim gibi büyük bir bilmeceyle, yani hakikaten her birinizin eline emeğine sağlık. Yani bu hikayeyi bir para babası bulup bulurduk, parasını koyardık, şudur budur. Ama asıl güzelleştiren sizin emeğiniz, yüreğiniz, o bir bir katkınız, bir bir tuğlanız. Yani bu o kadar değerli ki işin anlamını büyütüyor, değerini büyütüyor. O yüzden mesele bunun tefrişinin, işte birilerinin marifetiyle yapılmış olması değil. Sizlerin katkısıyla, gönüllü, yürekten katkısıyla yapılmış olması çok kıymetli. Sevgili dostlar, sevgili kadın kardeşlerim benim, bugün toplumumuzun kanayan yarası kadına şiddet ve buna dur demek için başlattığımız seferberliğin en önemli adımlarından birini hep birlikte atıyoruz. Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla hayat bulan Geçici Barınma Merkezimiz gerçekten çok önemli bir yapı. Bu merkezde kadın sığınma evlerimizden çıkan kadınların ekonomik ve sosyal olarak daha güçlü hale gelebilmelerini desteklediğimiz bir dayanışma ağı kurduk. Eşit ve adil bir yaşam için İzmir'in her zaman öncü kentler arasında yer aldığını görmek gurur verici. Geçici Kadın Barınma Merkezimiz İzmir'in özgür ve güçlü kadınlarına armağandır. Değerli İzmirliler, biz erkekler kadınlara her şeyden önce adalet ve özür borçluyuz. Fiziksel gücümüzü bir şiddet aracı haline getirdiğimiz için, erkek egemen bir dünya yaratarak kadınların her türlü hakkını gasp ettiğimiz için, yaşamın her anında kadın düşüncesini gölgelediğimiz yarım bir dünya yarattığımız için yürekten ve samimi bir özür borçluyuz. Gelecek, namus ve başkaca bahanelerle toplumsal cinsiyet ayrımcılığından beslenen erkekler her yıl binlerce, on binlerce kadına şiddet uyguluyor. Şu anda ben bu konuşmayı yaparken dahi onlarca kadın erkek şiddetine maruz kalıyor. Bu tablonun her gün daha kötüye gittiğini üzülerek görüyoruz. Hiç şüphesiz bu korkunç olaylar ayrımcı ve kutuplaştırıcı bir zihniyetin eseri. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasalar ne yazık ki hep erkeklerden yana. Kadınların hak taleplerinin anayasal güvence altında olması hayati önem taşıyor. Erkek şiddetini meşrulaştıran karanlık düşüncelere asla taviz vermeyen çok ciddi yaptırımlar uygulanması gerekiyor. Bu yolda atılacak en önemli adımlardan biri hiç kuşkusuz İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi. Ve kadınların hak mücadelesinde önemli bir dayanak olan bu sözleşmeden niçin ve hangi kirli emellerle çıkıldığını gayet iyi biliyoruz. Bu nedenle hepimiz toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde dünyamızı yok eden eril ve cinsiyetçi anlayışa karşı durmakla yükümlüyüz. İzmir'in özgür kadınları, bugün erkek egemen anlayışın dünyamızı getirdiği nokta ortada. Dünyanın gözleri önünde işlenen insanlık suçları, savaşlar, iklim krizi, doğa katliamları, siyanür dağlarının altında kalan canlarımız, tüm bunların nedeni kadınların ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü renksiz, kısır hayattır. Erkeklerin hegemonyasıdır. Şiddeti durdurmak için, adaletin ve refahın büyümesi için, umudu yeniden örgütleyebilmek için kadınların öncü olduğu bir yaşama ihtiyaç var. Hani hep deriz ya işte, dilimizde bazı şeylerin değişmesi lazım. Mesele sadece dilimizde değil, zihnimizde. Devlet adamı diyoruz hala. Genç kızlarımıza delikanlılığı bile çok görüyoruz. Delikanlıyı erkekler için kullanıyoruz. Genç kızlarımızın kanı deli akmaz mı? Kadın, erkek, genç, yaşlı, gönlünde vicdan ışığını kaybetmeyen kim varsa elini taşın altına koymak zorunda.
Biz İzmir'de bu ateşi yüreğimizde hissediyor, kadınların özgürlük ve eşitlik talebinin üzerine titriyoruz. Tüm imkanlarımızla ya beni bulursa yaşamak istiyorum diyen, hayatı ve hakları için mücadele eden kadınların sesi olmaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Değerli konuklar, şehrimizin kadim kültüründen aldığımız ilhamla 5 yılda İzmir'in kadın şehri kimliğini güçlendirmek için birçok iş yaptık. Kadın istihdamını büyütmeye çalıştık. Kadın üreticilerimizin alın terine sahip çıkmaya gayret ettik. İzmir'in ortak akıl ve vicdanla kurduğu kadın düşüncesine her zaman öncelik vermeye çalıştık. Tüm imkanlarımızı kadınların yaşam hakkını savunmak için seferber ettik. 2021 yılında açtığımız yeni hizmet binasıyla kadın sığınma evi sayısını ikiye çıkarttık. 7 gün 24 saatte ayaküstü olduğumuz sığınma evlerimizde erkek şiddetinin karşısında çelikten bir iradeyle durmaya devam edeceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezimiz, kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinde yapılmış önemli bir katkıdır. Bugün açılışımız vesilesiyle bir kez daha söz veriyorum. Erkek şiddetinin yerle bir olduğu, özgür, adil ve eşit bir yaşama ulaşıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kadınların özgürlük mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Bu mücadeleyi ya kazanacağız ya kazanacağız. Herkes için eşit ve adil bir yaşamı sağlayana kadar asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bunu söylerken aslında bir küçük hatırlatmayı da yapmam lazım. Sabah genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız, şube müdürlerimizle kalabalık bir kahvaltılı toplantı yaptık. Orada da şunu söyledim. Daha genç yaşlarda, hatta çocukluktan gençliğe geçerken vicdan ve merhamet duygusuyla tanışmıştım. Vicdan ve merhameti kendimde hissetmiştim ve keşfetmiştim. Zaten o iki düşünce sonra başka bir dünyanın mümkün olduğunu bana gösteren rehber oldu. Ve hayatım boyunca o başka bir dünyanın mümkün olduğunu bilerek ve onu gerçekleştirmeye çalışarak yaşadım. Bunu yapmak için siyaset çok önemli bir araçtı. Evet, siyaset yapmam lazım dedim. Ama şunu gördüm, siyaset tok insanın işi. Eğer tok insanın işi olursa o zaman dünyayı değiştirecek bir rol oynayabilirsiniz. Yoksa bugünkü siyasetçilerin çoğu gibi değil. Doymak bilmeyenleri kastetmiyor. Madden ve manen tok olmak çok önemli. Yani ne önünüze getirilen kat, yat, milyonlar bunlara tamah edeceksiniz, ne de koltuk, ünvan, şöhret bunlara tamah edeceksiniz. Vermek olacak derdiniz. Gerçekten bu memlekete aşkla hizmet etmek olacak derdiniz. İşte o zaman tok oluyorsunuz ve tok olduğunuz için de güzel işler yapıyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Ben uzattım. Kusura bakmayın, sizleri böyle ki görünce uzattım son birkaç cümle. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi, bundan 15 sene önce Seferihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna otururken toktum. Bir ay sonra bu görevi bırakırken de toktum. Çok güzel. Tok geldim, tok gidiyorum. Sabah yine genel sekreterimiz Barış Bey'e göstermiştim telefonumda. Sabah işte 10.000 küsur adım atmışım. Ben her sabah koşuyorum. Yıllık ortalaması 11.020 adım olmuş bu sabah. Bu yaklaşık 10 kilometre demek. 3 aşağı 5 yukarı 9.5-10 kilometre arası. 25 yıldır koşuyorum. Hesapladık Barış Bey'le. Yaklaşık 100.000 kilometre ediyor. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Ben uzun mesafe koşucusuyum. Evet. Ben maraton koşucusuyum. Hiç merak etmeyin. Hiç. Asla
yerinde durdukça, nefes almaya devam ettikçe ben sizin yanınızda maratona devam edeceğim. Yaşasın bizim kadınları. Yaşasın bizim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu süreç içerisinde, bu güzelliğin hayata geçmesinde bir kadın dayanışması ve sizin diğer hizmetlerinizde olduğu gibi bir gönüllü ve yerel yönetim dayanışmasıyla gerçekleşti. Ve çok güzel bir dayanışma örneğiyle bir hizmet modeli ortaya çıktı. Dediğim gibi bu bir vizyon meselesi. İyi ki varsınız, iyi ki varız ve iyi ki yollarımız kesişmiş. Ve bu güzellikleri birlikte yaşamaya fırsat tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum sadece. Sevgili başkanım, sayın Demircan, o bizim sevgili başkanımız, Utku başkanım. Söyleyecek çok şey var ama bize bu sıcaklığı ve samimiyeti vererek bir 5 yıl yaşattı. Kusura bakmayın, ben çok duyguluyum çünkü biz çok yoğun mesela. Dayanışmayla bir arada tuttu. Hiçbir şey yapmasının önemi yok. Önemli olan bu değerlerimizi tekrar canlandırmış olması bile yeterli. Ben buraya bir takım notlar aldım ama bunların hiçbirini söylemeyeceğim. Teşekkür ediyoruz. Bize birlikte olmayı, birlikte üretmeyi, birleşerek güçlenmeyi öğrettiğiniz ve hatırlattığınız için. Sevtap Hanım'dan sonra tabii hepimiz duygusallaştık. Bu duygusallığı hep yaşıyoruz başkanım. Bir insanın en büyük benim düşüncelerimden biri, bulunduğu ilçede, yaşamını verdiği ülkede elinden ne geliyorsa bütün gücüyle oraya gayret gösterip hizmet etmeli. Hani orada ayrımcılık yapmadan, bu toplumsal cinsiyet eşitliği gibi, kadın erkek ayrımcılığı gibi, insan ayrımcılığı da yapmadan hizmet etmek isteriz. Ve biz bunu gördük başkanımızdan da. Gerçekten herkese aynı hizmeti eşit vermeye çalıştık. Biz de destek verdik. Bu 5 yılda bizim Çiğli Belediyesi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir bakışımız vardı. Kadınlar ne kadar güçlü olursa Çiğli ve İzmir o kadar güçlü olur diye düşünüyorum. Ve burada kadınlara bir görev düşüyor, bilinçlenmek, örgütlenmek gibi. Ama erkeklere de kadınların o haklı mücadelesinde yanlarında durmak düşüyor. Gördüm ki hayat paylaştıkça güzelmiş. Başkanımız Tümse, bu işleri kalbinden yaşayan insanlar. Üçeyir Belediye Başkanımıza da hem Çiğli'ye yaptığı hem kadınlara verdiği destekler için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yine bakıyorum. Allah'a nasıl anlardın canım yanmadan.